Selam kitabı. Ödemeyi önden yapıp ürünü sonradan almak. Buna bağlı olarak birkaç bab başlığı okuduk. En son kaldığımız bab başlığı Babu selemi ila men leysa indehu aslon. Aslı yanında olmayan kimseye yönelik selam uygulaması. Yani tarımsal bir ürün vaat ediyorsa kendisinde bu anlamda tarım yapacağı bir arazisi, tarlası vesaire olmayan bir kimse olabilir miydi? Hadiste kultu ila men kana asluhu indehu. Siz bu selam uygulamasını aslı yani ta arazisi vesaire olan kimseyle mi yapardınız? Kale dedi ki ma kunna nes'aluhu an zalika. Biz bunu onlara sormazdık. Bizim okuduğumuz nüshadaki numarası kaçtı onu şimdi bilemiyorum ama bu hafta farklı bir nüshadan takip edeceğim. iPad yanımda değil. Dolayısıyla numaraları doğru bilemeyebilirim. Bundan sonraki hadis Haddesena İshakun bize İshak anlattı. Muhtemelen 2125 yahut 126 oralarda bir yerdeyiz. Haddesena Halid ibn Abdillah bize Halid bin Abdullah anlattı. Ani Şeybani o da Şeybani'den. An Muhammed ibn Ebi Mücalid'in o da Muhammed bin Ebi Mücalid'den. Bihada bu hadisi diyor demin okuduğumuzu. Ve kâle ve dedi ki فَنُسْلِفُهُمْ onlarla selam uygulaması yapardık. فِي الْحِنْطَةِ un konusunda وَالشَّعِيرِ ve arpa konusunda. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْوَلِيدِ Abdullah bin Velid de dedi ki عَنْ سُفْيَانَ o da Süfyan'dan حَدَّثَنَ الشَّيْبَانِيُّ bize Şeybani'yi anlattı. وَقَالَ ve o anlatımında dedi ki وَالزَّيْتِ ve yağ konusunda da yine selam uygulaması yapardık. Haddesena Kuteybetu bize Kuteybe anlattı. Haddesena Cerirun bize Cerir anlattı. Ani Şeybani o da Şeybani'den. Ve kâle ve o anlatımında dedi ki fil hintati un konusunda ve şairi ve arpa konusunda ve zebibi ve üzüm konusunda yani kuru üzüm bunlar konusunda selam yaptıklarına dair uygulama bilgilerini aktarıyorlar. Sıradaki hadiste haddesena Adem'u bize Adem anlattı. 2127'ymiş. Haddesena Adem'u bize Adem anlattı. Haddesena Şu'betu bize Şube anlattı. Ahbarana Amrun bize Amr haber verdi. Kale dedi ki Semi'tu Ebel Bakhtariye Ebul Bakhtariye işittim. Ta'iye Ta'i olan. Kale dedi ki Se'eltu İbni Abbas'in ben İbni Abbas'a sordum. Radıyallahu anhuma. Allah o ikisinden razı olsun. Ani selami, selam hakkında fin nehli hurma konusunda selam hakkında sordum. Kale nebiyyü kale dedi ki nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. An bey'in nehli hurmayı satmayı hatta yu'kele minhu ta ki ondan yiyilinceye kadar ve hatta yuzana ve tartılıncaya kadar fekale raculu adam dedi ki ve eyyu şeyin yuzanu
hangi şey tartılır? Ya ne tartılmaz ki? Veya tartılan şey nedir? Kâle raculun, bir adam ilâ cânibihi, onun yanındaki, dedi ki hatta yuhraza, yani ta ki hesabı çıkarılsın, sadakaya el verir hale gelsin. Bu onun olgunlaşması ve iyilecek, dağıtılacak, satılacak duruma gelmesi anlamında olduğu anlaşılıyor. Bu hale gelmediği sürece hurmanın satışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı, yani selam yoluyla, bu bahçe üzerinden yanılmıyorsam yapılacak bir uygulama, yoksa ürünün nihai haliyle pazardaki satışında efsafı malum olursa, hiç bahçeye endekslemeden her nerenin ürünü olursa olsun şu efsaftaki bir ürün için önden yapılacak bir ödeme ile selam uygulamasına mani değil anladığım kadarıyla. Ancak eğer bahçe üzerinden olursa, bahçenin mahsulü üzerinden bu tür bir alışveriş yapılacaksa, mahsul kıvamını almadan, üretimi sonlanmadan alışverişe girişilmesini Resulullah'ın caiz görmediğini, uygun görmediğini anlıyoruz hadisten. Zaten bu yönüyle de konu önceki başlık altındaki konularla ilişkileniyor. Çünkü önceki başlık altında epeyce bir hadiste Resulullah'ın üretim safhasını tamamlamamış ürünlerle alakalı satış hususundaki çekincelerine tanık olduk. Bu çekincesi dolayısıyla da bu tür satışları yasaklıyordu. Belirli ürün, belirli fiyat, belirli ödeme, bu ilkelerden vazgeçmiyordu. Ürün belirli değil, henüz daha üretim safhasındayken ticaret akdinin gerçekleştirilip alıcıya devredilmesini sakıncalı bulmuştu. Bu okuduğumuz hadiste de selam uygulamasıyla o diğer uygulama adeta kombine edilmiş gibi, böyle bir durum caiz midir sorusuna hayır cevabı verilmiş. Yani normal satışına bile yanaşmayan Resulullah bunun selam yoluyla satışına da yanaşmıyor. Şayet satış bahçe endeksli ise. Sıradaki hadisimiz وَقَالَ مُعَاذٌ, Muaz da dedi ki, belki deminkinin devamı, حَدَّثَنَا شُعْبَتُ, bize Şube anlattı, عَنْ عَمْرٍ, o da Amr'dan, قَالَ dedi ki, قَالَ أَبُوْ الْبَخْتَرِيُّ, Ebu'l-Bakhteri dedi ki, سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ, ben İbn Abbas'ı işittim, radıyallahu anhuma, Allah o ikisinden razı olsun, yani hem Abbas'tan hem oğlundan, nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığını, mislehu, yani aynı hadisin bir tekrarı varmış bu kanalla gelen. Ve böylece bab başlığımız ve altındaki hadisler tamamlanmış oldu. Aslı yanında bulunmayan bir tacirin, aslı derken üretim kısmına sahip olmayan bir tacirin selam yoluyla satışa girişmesi veya böyle bir tacirden selam yoluyla satın almada bulunmanın, İmam Buhari'nin verdiği hadislere bakılırsa caiz olduğu anlaşılıyor. İlla bu türden satış yapan kimsenin bunu üretecek kapasiteye sahip olması veya bu kapasiteyi yedi mülkünde bulundurması gerekmiyor anlaşılan. Demek ki başka yerden de sağlayabilir. Size 2 yıl sonra şu şu ürünleri vaat ediyor da bugünden önden para alıyorsa, o 2 yıl sonra bu o dediği ürünü bir şekilde başka kimselerden de temin edip sizin için hazır edebilir. Bu uygulamanın en azından yasak olmadığı anlaşılıyor gelen rivayetlerde.